لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَكْفُرُ بِالنِّسَاءِ اَوْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوتٍ. Allahu Ekber. Kavmi Lut, Lut kavmini biliyorsunuz. اَوْ يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوتٍ demek, Lut kavminin işlediği pisliği işleyenler. Lut kavmi, Hazreti Lut aleyhisselamın peygamber olduğu kavmin bir günahı vardı. Af buyurun, çok affedersiniz, erkek erkeğe kuruş yaparlardı. Bunun adına Lutilik, Lut aleyhisselamın peygamber olduğu kavmin bir fiili olduğu için Luti deniyor. Bugünkü gavurca bir tabirle homoseksüelizm diyorlar, homoseksüel. Homoseksüel demek, kadın kadınları bırakıp da erkek erkeğe zina eden melun adam. Var cemiyette, gideyim Beyoğlu'na, Beyoğlu, Beyoğlu. Ben orada A Camii'nde vaaz etmeye gidiyorum. Her çarşamba ikindi namazından sonra Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde A Camii Şerifi'nde vaaz ediyorum. Allah'a hamdolsun o kadar güzel bir cemaat peydahlandı ki o pavyonların sahiplerinden 4 tanesi pavyonunu satıp namaza başladı geçen hafta. Hepsi namaza geliyor. Anlatınca, söyleyince, izah edince, ikna edince, irşad edince dönenler var. Biz İslam'ı anlatabilsek, her tarafa İslam'ı duyurabilsek dönenler çok olacak. Bize İslam'ı anlatma hürriyeti tanımamışlar. Her zaman söylüyorum, televizyonda futbolcuların bacaklarını saatlerce gösteriyorlar, bir hocanın sarığını bir dakika göstermiyorlar. Hani İslam'ı anlatma hürriyeti yok Türkiye'de. Canım camide git konuş. Camiye gelmiyor ki barın pavyonun sahibi. Camiye gelmiyor. Camiye gelmiyorsa onu demek ki sen cehenneme gitme razı oluyorsun demektir. Ben onlara da hitap etmeliyim. Onlara da İslam'ı anlatma hürriyetini bulabilmeliyim. Bu nasıl olur? Onlar yapacak bu işi. Orada, işte geçen gün yine derse gidiyordum oraya, Müslüman, mücahit bir kardeşimiz var o civarda. Yanıma sokuldu, hocam, hocam dedi, memleket gidiyor dedi. Ne var dedim, öyle bir çöküntü var ki dedi, şu karşı aralıkta, ayak üstünde dedi, vallahi dedi, erkek oğlanlarını parayla satıyorlar dedi. Korkunç ha, erkek çocuklarını satıyorlar bir takım yerlere, bir takım deyyus kafirlere. Ne zannediyorsun ya? Korkunç hadiseler bunlar. Hele kadınların pantolon giymeye başlamasından sonra pantolon giyen kadın korkunç oluyor biliyorsunuz. Af buyurun, hani bunlar tabii edep dışı söylenmez ama söylemeden de hükmü anlatamam ben size. Bazıları diyor ki bu Timurtaş hoca da çok arsız bir adam ya. E ne yapayım kardeşim? Meseleyi anlatmak için ne, hangi kelimeyi kullanayım? Ne söyleyeyim yani? Gel bana okut, öyle söyleyeyim. Gıybet etme. Pantolon giyen bir o daracık, sımsıkı, geniş de olsa fark etmez. Geniş, şimdi de bir moda çıkarmışlar, böyle geniş, çirkin bir, genişimsi bir pantolon uydurmuşlar, uçkurlu muçkurlu. Hani tımarhaneden kaçan bir kişinin nasıl böyle kuyruğu muruğu olur, onun gibi kıyafet. Sanki bu kadınlar tımarhaneden çıkmışlar ya. Şehvet delisi bunlar. Hani sokakta dolaşan erkekleri kendilerine bastırmakla cennete gidecekleri zannen hayvanlar bunlar. Vah zavallılar var, vah köleler var. Ben bunlara köle diyorum. Batı'nın kölesi, Avrupa'nın kölesi. Avrupa bir pantol çıkarıyor, köle gibi onun altına giriyor.